Hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine ilişkin bazı bilgilerimizi tekrar edeceğiz ve onları hatırlayacağız. Osmanlı Devleti nereden geldi, nasıl kuruldu, Osmanlı'yı kimler kurdu ya da ilk aşiret olma kısmı nasıldı, aşiretten beyliğe geçiş nasıldı ki beylikten devlete geçiş nasıldı? Bunlar üzerine birlikte konuşacağız ve bu konuların iyice hafızalarımızda yer etmesini sağlayacağız. Sanırım herkeste ses var. Sanırım tek sizde yok Elif Hocam. Sanırım sadece sizde yok diyelim. Değerli arkadaşlar, yeniden hepiniz hoş geldiniz. Dediğim gibi bugün sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine ilişkin bazı bilgilerimizi ne yapacağız? Hem öğreneceğiz hem de biliyorsak hali hazırda onları hatırlayacağız. Ekran donamaz, daha ekrana dair hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Ekran birazdan donabilir, tamam mı? Şu an herhangi bir ekran donma sorunsalı yaşayamayız. Daha hiçbir yere ilerletmedim çünkü ekranı. İnternetle ilgili problemler olabilir. Lütfen onları bir kontrol edin. Ondan sonraki süreçte sistemde herhangi bir sorun olmadığını zaten göreceksiniz değerli arkadaşlar. Yeniden hepiniz hoş geldiniz. O zaman ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Yavaş yavaş konumuza geçiyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuruluş döneminin en önemli konularından bahsedeceğiz. Kuruluş döneminin tamamını bitiremesek de bizim için önemli olan kısımlarına oldukça nokta atışlar yapacağız. Tamam mıyız? Sizlerden bir onay bekleyeceğim. Sizlerden gelen artı onayından sonra ders anlatımına yavaş yavaş başlayacağım arkadaşlar. Eğer artı koyarak hocam başlayalım derseniz bana benim için bir onay anlamına gelir ve harika olur. Sizlerden bir onay bekliyorum. Aynen. Güzel. Şimdi değerli arkadaşlar Osmanlı'ya baktığımızda sizler de biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti dönemin en güçlü devletlerinden biri ve 623 yıl boyunca dünyanın üçte birine adamlar hükmediyorlar. Dolayısıyla bu kadar büyük bir imparatorluğa ulaşmak herhalde kolay olmasa gerek. Olaya bu açıdan bakarsak iyi olur. Nasıl dünyanın şimdi süper güçleri var, Rusya gibi ya da Amerika gibi süper güçler. İşte bu süper güçleri çağdaş Türk ve dünya tarihinde öğreniyoruz ya biz. İşte arkadaşlar Osmanlı Devleti de o dönemin süper güçleri arasında yer alıyor. Ve arkadaşlar Osmanlı'nın dönemlerine baktığımızda ilk olarak arkadaşlar kuruluş döneminden bugün için bahsedeceğimizi söylemiştik. Ve arkadaşlar devletin gerçek adına baktığımızda Osmanlı Devleti diye kısalttığımız o devletin gerçek adı aslında Devleti Ali Osmaniye'dir. Peki bu nereden geliyor arkadaşlar? Bu Halil İnalcık dediğimiz tarihçilerin kutbu olan adamın kitabından geliyor. Bu devletin gerçek adı Osmanlı Devleti değil, Devleti Aliye-i Osmaniye'dir. Yani Osmanlı ailesinin devletidir. Peki kurucusu kim arkadaşlar? Zaten devlet adını kurucudan alıyor. Bakın bazı devletler isimlerini kurulduğu yerden alır, bazıları ise kurucusundan alır. Örneğin Harzemşahlar Harezm bölgesinde kuruldukları için kurulduğu yerden adını alır. Ya da Gazneliler arkadaşlar, Gazne şehrinde kurulduğu için kurulduğu yerden adını alır. Ama Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti ya da Osmanlı gibi devletler kurucularından adını alırlar. Peki hocam, kuruluş dönemi nereleri kapsıyor? Kuruluş dönemi Osman Bey ile başlar. Fatih'in İstanbul'u fethiyle sona erer arkadaşlar. Bakın nereden başlıyormuş? Osman Bey'den. Ne zamana kadar geliyor? Fatih'in İstanbul'u fethine kadar geliyor. Yani Fatih Sultan Mehmet kuruluş döneminin son, yükselme döneminin ise ilk padişahıdır. Bu bilgiye dikkat edelim çünkü daha önce böyle bir soru geldi bize. Tamam mıyız? Yükselme dönemine neyle başlıyormuşuz biz? Fatih'in İstanbul'u fethiyle. Fatih'in İstanbul'u fethine kadar olan her şeyi kuruluş dönemine alıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar bizim için önemli olan kısımlara baktığımızda kuruluş dönemine ilişkin bazı önemli bilgilerden bahsedeceğiz. Peki bahsedeceğiz de ne bu önemli bilgiler hocam? Bir bakalım. Osmanlılar nereden geliyor? Kim bu adamlar? Arkadaşlar Osmanlılar hani ilk Türk devletleri konusu içerisinde gördüğümüz
Oğuzlar vardı. 24 boydan oluşuyorlardı ve Türklerin en kalabalık kısmıydı. İşte o 24 Oğuz boyundan biri aslında Kayı boyu. Ve arkadaşlar Osmanlılar Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyunun Kayı boyundan gelir. Yani biraz dıdısının dıdısı gibi oluyor. Bakın Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyunun Kayı boyundan geliyor. Hocam bu Kayı ne demek? Arkadaşlar Kayı güçlü kuvvetli anlamına geliyor. Bunun dışında sembolünü de zaten biliyorsunuz. Şöyle de bir sembolü vardı değil mi arkadaşlar? Ok ve yaydan oluşan bir sembolü vardı. Hatta bu da neydi arkadaşlar? Ok ve yay bir arada verildiğinde hükümdarlık sembolü oluyordu. Peki bu kayılar ne zaman geldiler Anadolu'ya? Arkadaşlar ya da ilk nereye geldiler? Bu adamlar Anadolu'ya geliyorlar. Anadolu'da ilk olarak Ahlat'a yerleşiyorlar. Ahlat mı? Ahlat bana bir yerden tanıdık geliyor. Hani Türk İslam Devletleri içerisinde Kubbetül İslam şehirlerinden bahsediyoruz hep. Dünyada Bel, Buhara, Ahlat olarak arkadaşlar 3 tane Kubbetül İslam şehri vardır ve bunlardan bir tanesi Ahlat'tır. Ne oldu arkadaşlar? Bu adamlar geldiler yani Kayı boyu geldi Ahlat'a yerleşti. İyi güzel hoş da hep Ahlat'ta mı kaldı? Hayır. Daha sonra oradan çıkarak Ankara Karacadağ yakınlarına geldi arkadaşlar. Ankara yakınlarındaki Karacadağ geldi. Daha sonra Söğüt Domaniç'i yaylak kışlak olarak kullandı. Ardından da Bilecik'e geldi. Sonraki süreçte biz ne yapacağız arkadaşlar? Bursa'yı fethedeceğiz, İzni'yi fethedeceğiz, ardından gideceğiz, Edirne'yi alacağız, sonra İstanbul'u başkent yapacağız, büyüyeceğiz de büyüyeceğiz. Peki bir bakalım arkadaşlar, burada şunu düşünmemiz lazım aslında. Evet Osmanlı bir süper güç ama Osmanlı Devleti'nin günümüzdeki ABD gibi, günümüzdeki Rusya gibi ya da Soğuk Savaş döneminin SSCB'si gibi olmasını sağlayan neydi? Çünkü baktığınız zaman Osmanlı Devleti 1299'da bazı kaynaklara göre de 1301'de kuruluyor. Lakin 1453'te dünyanın başkenti olarak isimlendirilen İstanbul'u almayı başarıyor. Yahu Fatih dediğimiz adam daha devlet 150 senelikken orta çağ boyunca yaşamış olan tek devlet olan Bizans'ı yıkmayı başarıyor. Bu kadar güçlü olmalarının bazı sırları olması lazım. Aynen öyle arkadaşlar. Su sırlarına bir bakalım. Mesela Osmanlı'nın kuruluş dönemine baktığımızda Osman, Orhan, 1. Murat, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet, 2. Murat Fatih'i görüyorum. Yahu adamların arasında başarısız padişah yok. Dolayısıyla başarısız padişahın olmaması, hep güçlü ve ihtişamlı padişahların olması Osmanlı'nın kısa sürede büyüme nedenlerinden sadece biridir. Bunun dışında Osmanlı'nın bazı uyguladığı politikalar var. Mesela iskan. İskan nedir? Yerleştirme politikasıdır. Hemen şuraya bir Anadolu çizelim değerli arkadaşlar. Ve bu Anadolu'nun hemen şurasına Balkanlar çizelim. Bakın şurası Balkanlar. Şimdi biz buradan şu noktayı aldığımız zaman, yani Balkanlardan bir yeri aldığımız zaman orayı alıp öylece bırakmıyoruz. İskan politikasını uyguluyoruz ve istimalet politikasını uyguluyoruz. İskan yerleştirme anlamına gelir. İstimalet ise hoşgörü anlamına gelir. Peki nedir hocam bu? İlk olarak istimaleti ele alalım. Siz gittiniz Balkanlarda boşnakların olduğu toprakları ele geçirdiniz de orada istimalet politikasını uyguluyorsunuz. Yani o adamların dinine, diline, ırkına, konuştukları dile karışmıyorsunuz. Özgür bırakıyorsunuz onları ve onlara sadece bir şey diyorsunuz. Sükunet içerisinde yaşayın ve verginizi ödeyin diyorsun. Geri kalanında adamları serbest bırakıyorsun. Bu bir hoşgörü politikasıdır. Asimile etmeyiştir bu. Baksanıza Osmanlı Devleti'nin milliyetçilikten etkilendiğinde Ermeniler isyan ediyor, Bulgarlar isyan ediyor, Sırplar isyan ediyor, Rumlar isyan ediyor. Neden? Çünkü Osmanlı asimile politikasını uygulamadı. Osmanlı Devleti istimalet yani hoşgörü politikasını uyguladı. O adamlar da bizden ayrılmamayı tercih ettiler. Bu da Osmanlı'nın kısa sürede büyüme nedenlerinden biridir. Peki hocam iskan ne? Şimdi siz gittiniz Balkan topraklarını fethettiniz. Yahu Balkan topraklarını aldınız da orada nasıl kalıcılığı sağlayacaksınız? Her zaman kılıç size kalıcılığı getirmez. Bunun için ne yapmalısınız biliyor musunuz? Örneğin Anadolu'da kavgalı olan Türk ailelerden bazılarını alıp
fethettiğiniz Balkanlara yerleştirirseniz bu şekilde de oraya kendi kültürünüzü, kendi dininizi yaymış olursunuz. Kültürünüz varsa bir yerde o yer artık sizin için kalıcı olmaya başlamıştır. Yani her şey kılıçla değil, istimalet ve iskan politikasıyla da oluyor. Bu da bizim için önemli. Peki başka ne gibi sebeplerden büyüdü? Arkadaşlar Osmanlı Devleti din uğruna savaşıyor. Yani gaza ve cihat yapıyor. Hocam gaza ve cihat ne? Gaza ve cihat İslam'ı koruma ve yayma savaşlarıdır. Yani adam Sazlıdere'ye, yani adam Sırp Sındığı'na, 1. Kosova Savaşı'na giderken benim kaybedecek hiçbir şeyim yok diyor. Ölürsem şehit olurum. Kalırsam da Fatih olurum diyor. Yani adam gaza cihat uğruna savaşıyor. Din uğruna savaştığı için de korkusuzca mücadele ediyor. Bu da arkadaşlar Osmanlı'ya manevi bir kuvvet getirmiştir. Bu da Osmanlı'nın kısa sürede büyüme nedenlerinden biridir. Bir de arkadaşlar Selçuklulardan kalan ahiler var. Ahilere baktığımızda bu adamlar aslında bir esnaf örgütlenmesi. Ama o adamlar aynı zamanda ekonomik olarak da güçlüler, askeri olarak da güçlüler. Adamlar savaşta güçlüler, ekonomik olarak da güçlüler. Bu adamlar bize destek verirse biz güçlenmez miyiz? Elbette güçleniriz. Ne yapıyoruz burada? Osman Bey çok politik bir evlilik yapıyor. Ahir lideri olan Şeyh Edebali'nin kızıyla evleniyor ve ahilerin bütün desteğini kendi arkasına alıyor. Bu şekilde Osmanlı daha da güçlenmeye başlıyor. Bunun dışında arkadaşlar mesela beyliklerle görünüşte dostça iyi geçinme ya da Bizans tekfurlarıyla görünüşte dostça iyi geçinme gibi sebepler de Osmanlı'nın kısa sürede büyüme nedenleri arasında gösterilebilir. Bunun dışında Avrupa'ya baktığımızda mesela Bizans'ın arkadaşlar karışıklıklar içerisinde olması Osmanlı'nın rahatça büyümesine sebep olmuştur. Bizans'ın komşusu olmamız, yani Osmanlı'nın jeopolitik konumu yine Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin nedenlerinden biridir. Bunun dışında arkadaşlar bir de Avrupa'da Fransa ile İngiltere arasında olan yüzyıl savaşları Osmanlı'nın kısa sürede büyümesine sebep olmuştur. Osmanlı 150 yıl içerisinde dünyanın başkenti olarak isimlendirilen İstanbul'u alacak kadar büyüyor. İşte onların sebepleri arkadaşlar, artılarıyla eksileriyle burada değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim ilk padişahımıza. İlk padişahımız kim? Osman Bey. Peki bu adam neler yapmış bir bakalım. Arkadaşlar bu adam devletin kurucusu zaten. Peki kurucusu derken devlete ismini veren adam. Ve bu adamın bir lakabı var. Neymiş lakabı? Fahruddin. Bize Fahruddin kimdir dediklerinde direkt Osman Bey diyeceğiz. Peki ne yaptı hocam bu? Az önce gaza cihat dedim ya. Onu yaptı işte bu adam. Bilecik, Yarhisar, İnegöl ya da arkadaşlar Mudurnu, Karacahisar, Akhisar gibi toprakları kimden aldı? Bizans'tan almayı başardı. Bu şekilde Bizans'tan toprak alarak gaza ve cihat politikasını uyguladı, sınırlarını genişletti. Bu arkadaşlar bizim büyümemizin sebeplerinden biridir. Bunun dışında aşiretten beyliğe geçişi sağlıyor. Bakın Osmanlı aşireti, normalde ya da kayı aşireti, normalde arkadaşlar bir aşiret kıvamındaydı. Fakat Osman Bey ona bir siyasi nitelik kazandırdı ve bir onu beyliğe çevirdi. Bir beylik oldu bu dönemde. Soru eğer bana derse ki Osmanlı'yı aşiretten beyliğe çeviren Osman Bey, ama beylikten devlete çeviren kimdir derse o zaman cevabım Orhan Bey olacak değerli arkadaşlar. Peki hocam bu Osman Bey ne yaptı da bu bir Osmanlı'nın kurucusu oldu? Bakın şimdi Halil İnalcın Devleti Aliye-i Osmaniye kitabında şöyle diyor. Osmanlı'nın gerçek kuruluşu 1299 değildir. Osmanlı'nın gerçek kuruluşu Bafeus yani Koyunhisar Savaşı'nın yapıldığı 1301 yılıdır diyor. Neden diye soruyoruz. Bakın cevabı burada. Arkadaşlar Osmanlı Devleti ile Bizans arasında ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı yapılıyor 1301 yılında. Ve arkadaşlar Osmanlı Devleti burada ilk defa Bizans'ı mağlup ediyor ve ona diyor ki bak ben buradayım, siyasi bir gücüm ben burada artık diyor. Yani kendi varlığını ispatlıyor. Gerekirse Orta Çağ boyunca yaşamış olan tek devlet Bizans'ı bile mağlup edebilirim diye kendini ortaya koyuyor buradaki. Osman Bey ve Osmanlı Beyliği değerli arkadaşlar.
Koyunhisar yani Bafeon Savaşı bizim için önemlidir. 2016 çıkmış KPSS sorusudur değerli arkadaşlar. Bu Osmanlı ile Bizans arasındaki ilk savaştı. Peki bu Osman Bey başka ne yaptı? Bu Osman Bey arkadaşlar ilk kez bir para bastırdı ki bastırdığı para bakır paradır. Ha, bakırsa değerli madenlere bir bakalım. Altın var, gümüş var, bakır var. Osman Bey bakır basmış. Demek ki ekonomi bu dönemde çok çok şahlanmamış. Demek ki çok mükemmel bir ekonomim yok. Ama burada bir para basma faaliyetinin olması, ekonomik anlamda çaba gösterdiğimin benim için açık bir ifadesidir diyebilirim. Peki başka ne yaptı? İlk kadı atamasını yaptı Osman Bey. Artık sorular size şeyi sormuyor ya da bize demiyor ki ilk kadı atamasını kim yapmıştır? Artık bunu sormuyor sorular. Sorular artık diyor ki bize Osman Bey ilk kadı atamasını gerçekleştirmiştir ve ilk kadı olarak da Dursun Fakih atanmıştır. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Yani benden bu soruyu ya da bu bilgiyi yorumlamamı istiyor. Arkadaşlar Osman Bey ilk kadı atamasını yaptıysa ki o ilk kadı ataması da Dursun Fakih'i unutmayalım lütfen. İlk kadı atamasını yaptıysa neye önem vermiştir? Adalete önem vermiştir. Hukuka önem vermiştir yorumlarını yapmam gerekiyor. Peki Osman başka ne yaptı arkadaşlar Osman Bey? İlk defa subaşı ataması yaptı. Subaşı neyi sağlar? Güvenliği sağlar. Bunun dışında arkadaşlar bu dönemde ilk kez bir vergi alındı. Bakın daha beyliyiz ama ilk defa burada vergi alıyoruz. Aldığımız ilk vergi ise bağcı pazar vergisidir. Yani bac vergisidir. Peki hocam ne vergisi bu? Hani meyve pazarlarına, meyve sebze pazarlarına gidiyorsunuz. Biliyorum hepiniz gidiyorsunuz. Limon falan alıyorsunuz oradan. O tezgahlar kurulmuyor ya. İşte oradaki tezgahtarlar her gün kurduklarında o bölgenin zabıtasına oraya tezgah kurdukları için bir vergi veriyorlar. İşte o vergi Osman Bey'in aldığı bağcı pazar vergisi yani bağ vergisidir. Bu ise Osmanlı'daki ilk ama ilk vergidir değerli arkadaşlar. Peki başka neyden bahsedeceğiz? Bu Osman Bey başka ne yapmış arkadaşlar? Bir de buna bakalım. Bu Osman Bey artık yavaş yavaş ömrünün sonuna doğru geliyor arkadaşlar. Ömrünün sonuna doğru almak istediği yer ise Bizans'ın elinde bulunan Bursa şehri. Biz Bursa'yı ele geçirmek istiyoruz bu dönemde ama Osman Bey de çok hasta. İşte Osman Bey daha sonra oğlu Orhan Bey'i yanına çağırır ve uzaklarda Bursa içinde parlayan bir noktayı gösterir ve der ki ona benim mezarımı o parlayan noktaya yapın der. Bu şekilde Osman Bey oğlu Orhan'a bir vasiyette bulunur. Bakın bu aslında siyasi bir vasiyettir. Orhan Bey babasının mezarını yapabilmek için Bursa'yı almak zorundadır ve daha sonra Osman Bey vefat eder ve arkadaşlar başa Orhan Bey geçer. Artık padişahım kim? Orhan Bey. Peki Orhan Bey'in ilk işi ne olacak? Babasının kendisine vasiyetini gerçekleştirmek. Yani Bursa şehrini fethetmek olacak. Ne yapacak Orhan Bey? 1326 yılında Bursa'yı fethedecek ve babasının vasiyetini yerine getirerek babasının mezarını Bursa içinde parlayan o noktaya yani gümüş kümbete yaptıracak arkadaşlar. Buradan neyi anlıyoruz? Osman Bey'in mezarı günümüzde Bursa'da yer alan gümüş kümbette bulunur. Bunun dışında Orhan Bey başa geçtiği gibi ne yaptı arkadaşlar? Bursa'yı aldı ve hemen Bursa'yı başkent yaptı. Peki Orhan Bey'i ne diyebilirim ben? Orhan Bey Osmanlı'yı beylikten devlete geçirmiştir. Karışmasın. Ne yapmış da Osman Bey? Osman Bey Osmanlı'yı aşiretten beyliğe geçirmişti. Orhan ise onu beylikten devlete geçiriyor. Ya hocam böyle diyorsun da nasıl geçiriyor bu adam beylikten devlete? Teşkilatlanma yapıyor değerli arkadaşım. Kurumsallaşma yapıyor. Yani bu adam meclis kuruyor. Bu adam ordu kuruyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunları kurarak teşkilatlanmayı sağlıyor ve basit bir beyliği devlete çevirmeyi başarıyor Orhan Bey. Bu yüzden son derece önemli. Ne yaptı? Bursa'yı aldı, başkent yaptı. Bunun dışında Osmanlı'yı beylikten devlete geçirecek. Bir bakalım neler yapıyor. Arkadaşlar bu da Bizans'a karşı savaşacak. Bu dönemde yıl 1329 bir tarafta Bizans ordusu bir tarafta Osmanlı ordusu. İki ordu 1329 yılında Palekano yani Maltepe Savaşı'nda karşı karşıya gelir.
Osmanlı Bizans'ı mağlup etmeyi başarır. İyi de hocam, Palekanon Savaşı'nı kazandık da ne oldu? Ne oldu biliyor musun? İznik ve İzmit şehirlerinin fethinin önü açıldı arkadaşlar. Bakın, İznik ve İzmit'i aldık. İyi de nasıl aldık? İşte bu Palekanon Savaşı'nda galip gelerek aldık. Eğer bu savaşı kazanamasaydık İznik ve İzmit şehirlerinin önü açılmazdı. Biz bu savaşı kazandıktan sonra İznik ve İzmit'in fethinin önü açıldı. Palekanon Savaşı'nı da Orhan Bey döneminde Osmanlı kazandı. Peki sonra ne oldu? Sonra İznik alındı ve İznik başkent yapıldı. Bakın, Orhan Bey önce Bursa'yı aldı, başkent yaptı. Sonra İznik'i aldı, orayı başkent yaptı da. Hocam niye? Niye biliyor musun değerli arkadaşım? Çünkü Osmanlı Devleti başkentini fetih hareketi yönünde düzenliyor. Yani Osmanlı Balkanlara doğru genişleyecek ya, başkentlerini de o şekilde seçiyor. Fetihi nereye yapacaksa başkentini oraya yakın tutuyor. O yüzden Bursa'dan İznik şehrimize ne yaptık? Başkentimizi taşıdık. Ve arkadaşlar, Orhan Bey'i Orhan Bey yapan önemli olaylardan birindeyiz. Şimdi biliyorsunuz ki, şuraya yazayım, ATSB denilen bir kavram var. Bu ATSB nedir? ATSB Anadolu Türk Siyasi Birliği'dir. Güzel. Anadolu Türk Siyasi Birliği ne demek? Anadolu'da yaşayan bütün Türkleri Osmanlı çatısı altında birleştirmedir ATSB. Yani ben Anadolu'da yer alan Aydınoğullarını, Karamanoğullarını, Dulkadiroğullarını, Ramazanoğullarını ya da Hamitoğullarını, Germiyanoğullarını, Menteşeoğullarını, bunların hepsini Osmanlı çatısı altında birleştirebilirsem o zaman ATSB'yi sağlamış olurum. Tamam. Da Orhan Bey'le ne ilgisi var? Orhan Bey bu Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda ilk adımı atan adam. Ne yaptı ilk adımı atarak hocam? Gitti Balıkesir ve Çanakkale civarında yer alan Karesoğulları Beyliği'ni kendi himayesine aldı Orhan Bey, onları yenerek o toprakları Osmanlı Beyliği ya da Osmanlı Devleti sınırlarına kattı. Osmanlı önceden denizci miydi? Ahlat'ta deniz var mı? Yok. Karacadağ'da deniz var mı? Yok. Bilecik'te var mı? Yok. Ne olacak? Arkadaşlar, şimdi ben Balıkesir ve Çanakkale yöresinde yer alan Karesoğulları'nı aldım mı? Aldım. İşte onları alınca ne oldu? Artık ben de denizci bir beylik haline geldim. Aynı zamanda ATSB yolunda ilk adımı atmış oldum. Hangi beyliği alarak? Karesoğulları Beyliği'ni alarak ATSB yolunda ilk adımı atmış oldum. Bunun dışında sorular bana der ki, Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda atılan ilk adımı aşağıdaki padişahlardan hangisi atmıştır? Cevap Orhan Bey. ATSB yolunda ilk adımı atan Orhan Bey aşağıdaki beyliklerden hangisini fethetmiştir? Karesioğulları. Değil mi? Buraya kadar tamamız. Peki başka ne yaptı bu Orhan Bey? Bakın arkadaşlar, biz artık şuraya şöyle hemen çizelim. Anadolu çizelim şuraya. Ve arkadaşlar, ben artık şu tarafa geçmek istiyorum. Bu arada boğazlar var ya. Ben artık bu tarafa geçmek istiyorum. Yani boğazların, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının diğer yakasına geçmek ve Rumeli'de fetihlerimi ilerletmek istiyorum. Lakin benim ordularımı buradan, önceden donanmam da yoktu. Artık Karesioğulları'nı alınca donanmam oldu. Benim bu donanmayla gidip ordularımı buraya geçirmem lazım. Lakin benim karşıda askerlerimi indirebileceğim bir nokta yok. Ne yapacağım ben o zaman? Ne yapacağım biliyor musunuz? Bu sırada Orhan Bey'in önüne bir ne gelecek arkadaşlar? Piyango gelecek. Bizans İmparatorluk adayı olan Kante Kuzenos kimin yanına gelecek? Orhan Bey'in yanına gelecek. Diyecek ki, biz Bizans olarak iç savaştayız. Bize yardım edersen Kante Kuzenos'a, yani bana yardım edersen ben de sana karşıdan bir toprak veririm diyecek. Bunun üzerine Orhan Bey Kante Kuzenos'a hem asker hem de donanma konusunda, yani gemide yardımcı olacak. Bunun neticesinde Kante Kuzenos imparator olacak ve bize Çimpe Kalesi'ni verecek. İşte bu Çimpe Kalesi Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprağıdır arkadaşlar. Rumeli'deki ilk toprak neymiş?
Çimpe Kalesi'ymiş. Bu bizim için son derece kıymetli bir bilgi. Çünkü bundan sonra Balkanlara yapacağımız bütün seferlerde Çimpe Kalesi'ni bir üs olarak kullanacağız ve askerlerimizi oraya indireceğiz. Çimpe Kalesi de muhtemel bir soru adayıdır arkadaşlar. Peki hocam, daha sonra Rumeli'de ilerleyecek miyiz? Gelibolu'da fetihler yapacak mıyız? Elbette yapacağız değerli dostum. Orhan Bey'in oğlu olan Süleyman Paşa arkadaşlar Gelibolu'da pek çok yeri fethedecek ve kendisine Gelibolu Fatihi unvanı verilecek. Daha sonra arkadaşlar eğer hafızam beni yanıltmıyorsa attan düşerek kendisi şehit olacak. Hatta kabri de günümüzdeki Gelibolu'da arkadaşlar. Namık Kemal'le mi? Yan yana kabirleri var. Ben gitmez görme şansına erişmiştim. İnşallah yolunuz düşerse siz de ziyaret edin Süleyman Paşa'nın olduğu, yani Gelibolu Fatih'inin olduğu yeri. Peki hocam, az önce dediniz ki bu Orhan Bey beni beylikten devlete geçirmiş. Nasıl geçirmiş demiştik? Kurumsallaşmayla geçirmiş. Yani neyi kastediyorum? Yani teşkilatlanmayı kastediyorum. Hocam ne gibi teşkilatlanma faaliyetleri yaptı? Tam da oradayız işte değerli dostum. Hemen şuraya teşkilatlanma yazalım. Teşkilatlanma faaliyetleri. Peki neymiş bunlar? Bir, Orhan Bey artık bir devlete büründü. Ama adamın devleti yönetecek yeri yok. Diyor ki mesela bir elçi gelecek. Elçi nereye gelecek? Saray yok ki. İşte Orhan Bey bu duruma çözüm üretmek için Osmanlı Devleti'nin ilk sarayını yaptı. Osmanlı'nın ilk sarayı Bursa'da inşa edilen Bursa Bey Sarayı'dır değerli arkadaşlar. Artık bizim yabancı elçileri karşılayabilecek bir merkez noktamız var. Bunun dışında bu dönemde Müslüman bir devlet gaza ve cihat faaliyetlerinde bulunuyor. İyi de bu devletin bir camisi yok. İşte Orhan Bey Osmanlı'nın ilk camisini inşa edecek. Osmanlı Devleti'nin ilk camisi ise İznik'te bulunan İznik Hacı Özbek Camii'dir değerli arkadaşlar. Bunu da ne yapalım? Bunu da tikleyelim. Ve az önce bahsetmiş olduğum, hani Osmanlı'nın kısa sürede büyüme nedenleri vardı ya, iskan ve istimalet politikası. İşte bu Orhan Bey ilk defa iskan politikasını uygulayacak. Hani şurada dedim ya, ben Rumeli'de yani Gelibolu'da bazı yerler fethettim diye. O fethettiğim yerlere Anadolu'dan Türk halkı alıp yerleştireceğim. Bu şekilde oralara Türk kültürünü ve İslam'ı yaymış olacağım. Bu da benim o bölgelerdeki kalıcılığımı sağlayacak. Ve arkadaşlar Orhan Bey'e İbni Batuta seyahatnamesinde diyor ki, Orhan Bey dediğiniz adam Türkmen hükümdarlarının en ulusudur diyor. Yani en yücesidir diyor. Neden? Çünkü onun hükümdarlığını, onun yaptıklarını, onun adaletini çok beğeniyor. O yüzden İbni Batuta Orhan Bey'e Türkmen hükümdarlarının en ulusudur demiştir. Bunun dışında arkadaşlar bu padişah her şeyi tek başına mı yapacak? Tabii ki tek başına yapmayacak. Düşünsenize arkadaşlar. Bir yere gidilecek, padişah gitsin. Bir yer imzalanacak, padişah imzalasın. İyi de bu padişah her şeyi tek başına yapamaz ki değerli dostum. O zaman ne yapacak? Kendisine bir yardımcı bulacak. İşte o yardımcının görevi ne? Vezirlik arkadaşlar. Orhan Bey Osmanlı Devleti'nde vezirlik sistemini kuran padişahtır ve vezirlik makamını kurmuştur. Arkadaşlar, vezir dediğimiz adam, yani vezirlik makamı bu dönemdedir. Dikkat et. Vezirlik vakamı. Veziri azamlık demiyorum. Burada bir tane vezir var. O vezir de Orhan Bey'in koyduğu vezir zaten. Daha sonra vezirlerin sayısı artacak. Vezirlerin sayısı artınca Orhan Bey'in oğlu olan 1. Murat diyecek ki, ya diyecek, ben bu vezirlerin hangisini işbilir tayin edeyim? Bunların hepsi birer parmak gibi ama bana bir baş parmak lazım diyecek ve Orhan Bey'in oğlu olan 1. Murat veziri azamlık makamını kuracak değerli arkadaşlar. Vezirlik makamı Orhan Bey dedik. Ve arkadaşlar şu da bizim için önemli. Osman ve Orhan Bey dönemlerine baktığımızda ben diyorum ki hadi diyorum gel savaşa gideceğiz Ali diyorum. Ali diyor ki ya ben gelemem, benim bugün halı saha maçım var diyor. Diyorum ki ben ya hadi diyorum Ayşe gel diyorum, bak bugün savaş var diyorum. Gönüllüler savaşıyor çünkü Osman ve Osman Bey döneminde. Diyor ki Ayşe, ya ben gelemem bugün Fadimelere kahve bakmaya, kahve falı bakmaya gideceğim diyor. Ben kimseyi savaşmaya götüremiyorum. Bu yüzden Orhan Bey bu durumdan şikayet edecek ve diyecek ki, ben diyecek
mesleği askerlik olan bir grup oluşturacağım. Ve Orhan Bey Osmanlı'nın ilk düzenli ordusu olan yaya ve müsellem ordusunu kuracak arkadaşlar. İlk düzenli ordu olan yaya ve müsellem ordusu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Peki hocam başka ne yapacak? Bir de arkadaşlar bu kadar büyük bir devletiniz var ama hiç eğitim öğretim faaliyetlerine değer vermemişsiniz gibi görünüyor. Evet Osman Bey döneminde bir medrese açılışı yok ama Orhan Bey ben bu devleti eğitim vermeyeceksem niye kurdum diyor. Ve ne yapıyor arkadaşlar? Osmanlı'nın ilk medresesi olan İznik Orhaniyesini yani İznik Medresesini kuruyor ve oraya da ilk müderris olarak yani ilk öğretmen olarak Davud-u Kayseri'yi gönderiyor. Bakın arkadaşlar adam ne kadar çok teşkilatlanma faaliyeti yapmış değil mi? Orhan Bey ne yapmış? İznik Orhaniyesini de kurmuş yani ilk medreseyi de kurmuş. İlk müderris atamasını da yani öğretmen atamasını da yapmış. Peki başka ne oldu? Arkadaşlar bu dönemde ben Karesioğulları Beyliğini aldım. Ve benim artık gemilerim var da benim gemilerimin yapımı, bakımı, onarımı nerede yapılacak? İlk defa bu dönemde yine tersane kuruyorum. Yani gemi bakım, yapım ve onarımının üstlenildiği yer. İlk tersane ise Karamürsel Tersanesi'dir değerli arkadaşlar. Bu da benim artık denizcilikte gelişmeye başladığımı gösteriyor. Davud-u Kayseri'den bahsettik değerli arkadaşlar. Ve gelelim bu dönemde basılan paraya. Osman Bey döneminde ben bakır para basmıştım. Orhan Bey döneminde ise gümüş para basıyorum. Ve arkadaşlar gümüş para bastıysam bu dönemde hemen yorum yapayım. Demek ki Orhan Bey dönemi ekonomisi, Osman Bey dönemi ekonomisine göre daha iyi. Çünkü burada parayı gümüşten yapmışım arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Bu Orhan Bey'in bir de unvanı var. Türk tarihinde sultan unvanını kullanan ilk hükümdar derse, bakın Türk tarihinde diyorum Gazneli Mahmut'tur. Ama Osmanlı tarihinde sultan unvanını kullanan ilk hükümdar derse o zaman cevabım Orhan Bey olacak. E bırakın da olsun Orhan Bey. Adamın yapmadığı faaliyet kalmamış ya. O yüzden Orhan Bey arkadaşlar nedir? Sultan unvanını Osmanlı tarihinde kullanan ilk hükümdardır değerli arkadaşlarım. Tamam mıyız buraya kadar? Arkadaşlar şu ana kadar anlaşılmayan bir nokta var mı? Gözde hocam şimdi buradan baştan başlarsam tamamını baştan alırsam buraya kadar ders biter. O yüzden bundan sonrasında devam edeceğiz ama bu videomuz YouTube'a yüklenecek. Oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Türk tarihinde sultan unvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut'tur. Osmanlı tarihinde sultan unvanını kullanan ilk hükümdar ise Orhan Bey'dir. O da bir zahmet kullansın yani. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Artık Orhan Bey'i de ebediyete uğurluyoruz. Ve Orhan Bey'den sonra kim geliyor? Birinci Murat geliyor. Masada duramıyorum buralarda. Savaşacağım çünkü. Evet evet değineceğim hocam. Divan-ı Hümayun'a değineceğim. Divan-ı Hümayun'a değineceğim. Burada daha çok kültür medeniyet kısmında anlatıyoruz ya. Fakat siz oraya değindiyseniz hemen ona da değinelim. Öyle geçelim. Arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bize devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlanacağı bir yer lazım. Biz devlet meselelerini görüşmek ve karara bağlamak için Orhan Bey döneminde Divan-ı Hümayun'u kuruyoruz. Divan-ı Hümayun'u günümüzdeki bakanlıklara benzetebiliriz. Ve Divan-ı Hümayun'u kuran adam yine Orhan Bey'dir arkadaşlar. Bunun dışında Divan-ı Hümayun'u kaldıran hükümdarım ise İkinci Mahmut olacak değerli arkadaşlar. Kur'an Orhan Bey kaldıran ikinci Mahmut. Ve arkadaşlar gelelim birinci Murat'a. Bu dönemde arkadaşlar savaşlar falan var duramıyorum yerimde. Birinci Murat'a baktığımızda değerli arkadaşlar birinci Murat'ın Hüdavendigar unvanına sahip olduğunu görüyoruz. Hocam Hüdavendigar ne demek? Allah dostu demek değerli arkadaşlar. Adamın ne kadar muntazam bir unvanı var değil mi? Hüdavendigar Allah dostu anlamına geliyor. Peki bunun dışında. Bu Orhan Bey dedi ki, birinci Murat dedi ki, ya dedi Osman ve Orhan Bey dönemlerine bakıyorum da ülke hanedanının ortak malıdır anlayışı var. İyi de ülke hanedanının ortak malıdır anlayışı varsa nasıl olur ben size söyleyeyim. Ben hükümdarım. Benim çocuklarım padişah olabilir.
Benim kardeşlerim padişah olabilir. Kardeşlerimin çocukları padişah olabilir. Benim çocuklarımın çocukları yani torunlarım padişah olabilir. Amca çocuklarımın çocukları da padişah olabilir. Dolayısıyla padişah olma ihtimali olan kişi sayısı çok artıyor. Bu kadar aday kişi varsa ülke hanedanın ortak malıdır anlayışında. Çok fazla aday varsa bu tat karışıklığına sebep olur, iç savaşa sebep olur. İç savaş artarsa devletin ömrü kısalır değerli arkadaşlar. O yüzden 1. Murat diyor ki ben Osman ve Orhan Bey dönemlerinde devam eden ülke hanedanının ortak malıdır anlayışını kaldırıyorum. Ülke padişahın ve oğullarının malıdır anlayışını getiriyorum diyor. Ülke padişahın ve oğullarının malıdır anlayışını getirmiş 1. Murat. Demek ki ne oldu? Tahta aday kişi sayısı azaldı. Tahta aday kişi sayısı azalınca taht kavgaları azaldı ve devletin ömrü uzadı. İşte bu kadar değerli arkadaşlar. Tamam mıyız? Bunun dışında arkadaşlar baktığımızda bu dönemde yine Bizans ile bir savaş var. Bizans ile yapmış olduğum savaş ise Osmanlı bir tarafta, karşısında ise Bizans var. Yapılan savaşın adı ise Sazlıdere Savaşı. Sazlıdere Savaşı'nı Osmanlı kazanacak, Bizans kaybedecek ve Sazlıdere Savaşı ile biz Edirne şehrini fethedeceğiz. Bakın arkadaşlar, burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Önce şuna değinelim. Sazlıdere, Edirne. Bakın bir kafiye var arada. Sazlıdere Savaşı ile fethedilen yer Edirne şehridir. Bakın hemen şunu yazıyorlar. Sazlıdere Savaşı ile Edirne alınmış ve fethedilmiştir. Yahu arkadaşlar, Osmanlı'yı Osmanlı yapan bazı unsurlar var. İspanyol bir tarihçi diyor ki Osmanlı'nın neden bu kadar çok büyüdüğü sorulduğunda İspanyol tarihçi şunu söylüyor. Yahu diyor bir günlük düşünün ya da bir savaş günlüğü düşünün. Bu savaş stratejisinde 5 yıl sonra nereye savaşa gidileceği, savaşa giderken hangi yolun kullanılacağı, o yol üzerinde nerede konaklanılacağı ve nerede yemek yenileceği, yenilen üzümün hangi köylü tarafından getirileceği bile planlanmış. Bu kadar planlı bir devlet nasıl olur da çok güçlü olmaz? Arkadaşlar şu bilgi yanlıştır. Sazlıdere Savaşı ile Edirne alındı, başkent yapıldı. Hayır, Osmanlı Devleti Sazlıdere Savaşı ile Edirne'yi aldı. Buraya kadar her şey doğru. Ama artık Osmanlı şunun farkında. Diyor ki ben Koyunhisar Savaşı'nda gittim Bizans'ı yendim. İlk galibiyetimi aldım. Daha sonra Orhan Bey döneminde gittim Palekanon Savaşı'nda yine Bizans'ı yendim. Yani Maltepe Savaşı'nda İznik ve İzmit'in fethinin önünü açtım. Şimdi de geldim Sazlıdere Savaşı'nda yine yendim, Edirne'yi aldım. Sen İznik'i al, İzmit'i al, Bursa'yı al, İnegöl'ü, Yarhisar'ı, Bilecik'i, Mudurnu'yu al adamdan. Şimdi de Edirne'yi al. Bu Bizans ne yapar? Avrupa'daki akrabalarına haber verir ve Avrupa'daki dindaşları Osmanlı üzerine ilk Haçlı Savaşı'nı düzenlerler. Osmanlı ile Haçlılar arasında cereyan eden ilk savaş Sırp Sındığı Savaşı'dır ve 1. Murat döneminde meydana gelmiştir değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti Sırp Sındığı Savaşı'ndan da zaferle ayrılmıştır ve arkadaşlar ondan sonra Edirne'nin güvenliğini sağladığı için Edirne'yi başkent yapmıştır. Anlaştık mı? Peki hocam, tamam anladım. Bu adam Hüdavendigâr, yani Allah dostu. Bu adam ülke padişahın ve oğullarındır anlayışını getirdi. Tamam, güzel. Bu adam Sazlıdere ile Edirne'yi fethetti. Güzel. Ardından gelen ilk Haçlı Savaşı'nda ne yaptı arkadaşlar? Haçlıları da yenmeyi başardı. Şimdi ise arkadaşlar ne olacak? Haçlılar durmayacak. Bu defa da 1. Kosova Savaşı'nda gelecekler. Büyük bir Haçlı ordusu Osmanlı üzerine 1. Kosova Savaşı'nı düzenleyecek. Fakat 1. Murat döneminde yine biz Haçlılara karşı galip gelmeyi başaracağız. Fakat değerli arkadaşlar, bu galip gelme hemen bu kadar değil. 1. Kosova Savaşı'yla biz ne yaptık arkadaşlar? Balkanlarda hakimiyetimizi sağladık bir. Bunun dışında
Bu savaş esnasında, bu savaş bitti ve 1. Murat savaş meydanını geziyordu diye anlatıldı bize bu zamana kadar, ama aslında çadırında bir Sırplı tarafından şehit edildi. Savaş meydanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı 1. Murat'tır değerli arkadaşlar. Bunun dışında yine 1. Kosova Savaşı, Türk bayrağının yani o ay ve yıldızın kan üzerine yansımasının gerçekleştiği savaştır. Türk bayrağı 1. Kosova Savaşı'nda oluşmuştur ve Osmanlı Devleti top bataryalarını, yani ilk defa topu bu 1. Kosova Savaşı'nda kullanmıştır. Bu yüzden 1. Kosova Savaşı bizim için son derece kıymetlidir arkadaşlar. Haçlı Savaşları ile ilgili birazdan bir şifre vereceğim ve içeriğinden de bahsedeceğim Tuğçe Hocam. Ve eğer bizimle birlikte geçen seneki derse girmiş olan bir arkadaşımız varsa, ki vardı geçen sene, Hacı İlbey komutasında yapılmış olan o savaşı mutlaka ama mutlaka doğru şekilde yanıtlardı. Çünkü savaşlara değindiğimizde onların ayrıntılarına da değiniyoruz. Peki hocam, bu 1. Murat dediğimiz adam hiç başka teşkilatlanma yapmadı mı? Yaptı arkadaşlar. Şimdi düşünün. Bakın, ilk teşkilatlanmayı Osman Bey başlattı. Böyle kadı ataması falan yaptı. Daha sonra Orhan Bey asıl teşkilatlanmayı yaptı. Teşkilatlanmanın yarım kalan kısmını da Orhan Bey'in oğlu olan 1. Murat tamamladı. Peki neler yapmıştı? Bir bakalım. Sistemli olarak tımar ve iskan politikasını uyguladı. Tımar neydi arkadaşlar? Tımar, Osmanlı Devleti'nde toprağı işleme sistemine verilen isimdir. Böyle bir toprağım var benim. Bu toprağını arkadaşlar ne yapıyorum? Bu şekilde böldüm diyelim. Burası benim merkezim olsun. Bu merkezden buralara bazı kişileri gönderiyorum ve arkadaşlar bu kişiler buradaki halka buradaki toprakları işlettiriyorlar. Buradan ürün elde ettim, vergi olarak ürün alıyorum. Bu ürünü nakde çevirdim, şöyle dolar yapayım pahalı olsun. Yaptım arkadaşlar doları. Daha sonra bu elde ettiğim parayla önce buradaki devlet adamlarının maaşını karşılıyorum. Daha sonra bu bölgenin yol, han, hamam, çeşme gibi bayındırlık hizmetlerini karşılıyorum. Arta kalan parayla değerli arkadaşlar asker yetiştiriyorum. O askerler savaş zamanı savaşa geliyor ki bu şekilde Osmanlı Devleti ücretsiz bir ordu kurmuş oluyor. Arta kalan kısımda ise o askerler bu bölgenin güvenliğini sağlıyor. Güvenliği sağlayınca Osmanlı cebinden hiç para çıkmadan tarımda sürekliliği sağladı. Devlet adamlarının maaşını karşıladı. Vergiyi topladı. Güvenliği sağladı. Güvenliği sağladığı için merkezi otoritesi arttı. Bunun dışında ücretsiz bir ordu kurdu. Tımar sisteminden tek bir şey yapılmaz. Tımar sisteminden asla ve asla hazineye nakit para gitmez arkadaşlar. İşte bu tımar sistemini sistemli olarak uygulayan ilk kişi 1. Murat'tır. Ve savaş alanında şehit düşen ilk ve son hükümdar dedik kendisine. Bunun dışında arkadaşlar 1. Murat baktı ki artık babasının kurmuş olduğu ilk düzenli ordu olan yaya ve müsellem ordusu yetmiyor. Yaya ve müsellem ordusu yetmeyince 1. Murat dedi ki babam Orhan Bey'in kurmuş olduğu ordu bana yetmemektedir. Ben yeni bir ordu kuracağım dedi ve Kapıkulu ordusunu kurdu arkadaşlar. Kapıkulu ordusu, yani Yeniçeriler, yani Cebeciler, yani Lağımcılar, bu adamlar Osmanlı'yı Osmanlı yapan ordudur ve Osmanlı'nın ikinci düzenli ordusu olan Kapıkulu Ocağı'nı ya da Kapıkulu ordusunu kuran padişah ise kimdir? 1. Murat'tır değerli arkadaşlar. Peki hocam başka neler yaptı? Mesela arkadaşlar Rumeli Beylerbeyliğini kurdu. Hani biz şöyle yaptık ya, burası Anadolu dedik, şurası da Balkanlar dedik. Biz bu dönemde 1. Kosova Savaşı ile Balkan hakimiyetini sağlayınca biz dedik ki buraya, yani Rumeli'ye bir Rumeli Beylerbeyliği, yani bir merkez kuralım. Ve oraya da birini görevlendirelim. Şu adamı görevlendirmiş olalım oraya. Dedik ki Rumeli Beylerbeyliğine, Rumeli'nin yemesinden, içmesinden, güvenliğinden, sağlığından, ekonomisinden, ordusundan, her şeyinden sen sorumlusun dedik. Ve arkadaşlar Rumeli Beylerbeyliğini kurdu. Rumeli Beylerbeyliğinin merkezini ise manastır yaptık. Bunun dışında bu dönemde kaz askerlik makamını kurduk. Neydi bu kaz askerlik makamı? Osmanlı Devleti'nde kadı ve müderrisleri atayan kişi kaz askerdir. Kaz askerlik makamını kuran ise 1. Murat'tır değerli arkadaşlar. Kaz asker ne yapıyormuş? Hem kadıları atıyormuş,
O zaman Adalet Bakanı hem öğretmenleri yani müderrisleri atıyormuş, o zaman da Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürütüyor kazasker dediğimiz adam. Peki başka ne yaptı? Babası vezirlik makamını kurmuştu. Sınırlar genişledikçe ben vezirlerin sayısını arttırdım. Artık bir sürü vezir var. Dedi ki 1. Murat, böyle olmaz dedi. Ben vezirlerin içerisinde en yetkili veziri seçeceğim. Yani parmakların içerisinde bir baş parmak seçeceğim dedi. Ve vezir-i azamlık yani sadrazamlık makamını kurdu. Bunun dışında arkadaşlar bu dönemde Kapıkulu ordusu içerisinde Acemi Oğlanlar Ocağı yani ilk askeri eğitimin verildiği yerde kurulmuştur. 1. Murat döneminde fetihlere baktığımızda mesela arkadaşlar bu dönemde Hamitoğulları ve Germiyanoğulları topraklarının alındığını görüyoruz. Mesela Hamitoğulları topraklarını ben para yoluyla satın aldım. Germiyanoğulları topraklarını ise çeyiz yoluyla aldım. Hem para yoluyla hem de çeyiz yoluyla topraklarımı genişletmişim. Yorum yapalım hemen. ÖSYM yorumu sever. Ne diyeceğim arkadaşlar? Demek ki Osmanlı Devleti barışçıl yollardan da topraklarını genişletiyor yorumunu yapabilirim. Değerli arkadaşlar, bu kadar konu işleyeceğim. Fakat size ekstradan bir şifre vermek istiyorum. Bu şifreye bir gelelim. Şimdi değerli arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu Haçlı Savaşları'nın şifresidir bu. Haçlı Savaşları'na baktığımızda benim şifrem neymiş? Sınav 2'ymiş arkadaşlar. Şöyle yazalım. Sınav 2 diyelim. S'de ne var? Sırp Sındığı var. I'da yani 1'de 1. Kosova var. N'de Nibolu var. A'da Ankara Savaşı. V'de Varna. 2'de 2. Kosova var. Öncelikle şunu belirtelim. Bunlar kronolojik olarak sıralanmıştır. Sınav 2 kodlamasıyla. Fakat burada yer alan Ankara Savaşı bir Haçlı Savaşı değildir. Türk ve Müslüman olan Timur ile yapılmış bir savaştır. Ama ona rağmen kronolojiye uygundur tabii ki. Peki hocam başka ne söyleyeceksiniz? Sınav 2. Eyvallah. Kodlamamız bu Haçlı Savaşları'nın. Bize bu nasıl soru çözdürür? Bir bakalım. Arkadaşlar bu savaşların kimlerin döneminde yapıldığını göreceğiz şimdi birlikte. Hemen şuradan arkadaşlar renkli kalemimi, farklı bir rengimi alayım. Size konuyu açıklayayım. Baktığınızda arkadaşlar Sırp Sındığı ve 1. Kosova Savaşları'nı şöyle çizdim bakın. İlk ikiyi aldım. Şurada ne var? Bakın birden çizdim şöyle. Şurada bir var değil mi? İlk iki savaş 1. Murat döneminde yapılmıştır. Geldim şuraya. Şurada iki var. O zaman şunu da aldım. Son iki savaş ise 2. Murat döneminde yapılmıştır. Ortadaki iki savaş ise arkadaşlar 1. Bayezid döneminde yapılmıştır diyebilirim. Bunun dışında bana sorarsa aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu bir Haçlı Savaşı değildir? Sınav 2 şifresi bana çözdürür. Bunun dışında Osmanlı Devleti'nin Haçlılarla ilk savaşı nedir? Sınav 2, S'de Sırp Sındığı var. Bu şifre bunu da çözdürür. Bunun dışında Sırp Sındığı Savaşı hangi padişah döneminde? 1. Kosova hangi padişah döneminde? Ya da 2. Kosova hangi padişah döneminde? Ya da Varna hangi padişah döneminde? Bunları da bana çözdürür değerli arkadaşlarım. Bu şifre de bizler için önemlidir. Değerli arkadaşlar, Osmanlı'nın kısa sürede büyüme nedenlerini gördük. Bunun dışında Osmanlı Devleti'nin kuruluşu içerisinde yer alan Osman Bey'i, Orhan Bey'i ve 1. Murat'ı görmüş bulunuyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Derse katılım gösterdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Biz sürekli olarak bu şekilde hatta daha eğlenceli bir biçimde çok da gülerek, eğlenerek arkadaşlar biraz da bazen yıkılıyoruz gülmekten. Dersimizi Tekuzen bünyesinde işliyoruz. Buyurun sizler de gelin, sizler de görün derslerimizi ve o derslerimize katılım sağlayabilirsiniz. Tekuzem ile irtibata geçerek derslere katılmanız bizleri mutlu eder. Sizlerle birlikte bu süreci birlikte yürütürüz diye düşünüyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Değerli vaktinizi ayırıp dersime katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi birlikte başaracağız değerli arkadaşlar. Hoşça kalın, eğitimle kalın.